Kestanemiz. Kestane, of çok severim. Muazzam bir görüntü. Evet, evet aslında kestane ağaçlarımız vardı, kestane balını çekmiştik hı hı. arkadaşlarla beraber. Kestane yine bir tohum, uzun ömürlü bir ağaç kestane biliyorsunuz, çok faydalı. Bir kestanede ne var? Bir kestane ağacının programı var. Bu yere düşüyor. Hı. Bir kestane oluyor. En az bin yıl kestane veriyor. Bundan çıkıyor. Muazzam bir şey. Bin yıl. Bakın. Kestane bağırsaklarınızda kist. Bağırsak mukocanızda fistülleriniz. Basur meme dediğimiz rahatsızlıklar varsa. Bunu toz hale getirebilirsiniz macun gibi hı hı. kullanılır. At kestaneleri vardır. Deştileri bunu. Biliyorsunuz. Hı hı. Bağırsağında kisti olanlar toz haliyle bunu yesinler. Dünyada tatlı sanayinde en çok kullanılırlan tatlı ...çeşiti kestanedir. Ama hangi kestane? Burada gördüğünüz bu kestane değil. Bu Bursa kestanesi. Kestane Bartın'la Sinop arasında yetişir. Mesela benim köyüm kestaneliktir adı. Çamlıca köyüdür. Hmm. Kestanelik mevki vardı. Biz orada hatırlayın çekimler hmm. yaptık. Kestane balını tanıttık. Hmm. İşte o kestaneler küçük olur ama. Hmm. Bunların tadı yoktur. Bunları ancak böyle Taksim'de vesaire bir yerde... işte ...çizerler üstünü. Hmm. Tadı tuzu yoktur. Ama siz siz olun kestaneyi mutlaka... ...yılda iki defa yiyin diye... ...söylemek istiyorum toz haline getirin bunu çocuklarınıza dediğim gibi eskiden fitil yapılırdı bunlardan. Ben köyde hatırlarım zeytinyağıyla bu karıştırılır, hı hı. koyu hale getirilir fitil olarak fistüllerde kullanılırdı nene teknolojide. Hı. Çok önemli. Ağzınızda da yaralarınız varsa hani aft, behçet falan diyorlar ya o da mide ve yine bağırsak sistemimizin üst taraftakilerinde büyük bir sıkıntının işaretidir. Buna ses hı. verin der. Allah'a şükür bugün ikisinin de çözümü var. Ben diyorum ki... ...hemencecik gidip ameliyat olmayın. Kestane nasıl yenir? Bir, bunun üstünü çiziyorsunuz. Hı -hı. Üstünü çiziyorsunuz. Bu şekilde. Bakın, çok önemli. Şimdi yeni makineleri çıkmış bunun. Hı -hı. Bu şekilde çiziyorsunuz. Çizip sobanızın üstüne... ...veya ızgaranızın evet. üstüne koyun. Pissin biraz. Hazmı zor... Aynı zamanda da bağırsa e, yani kabız etkisi de yapabilir. Hocam bunu edin. böyle çiğ çiğ yiyen de var. Var tabi ama yememek lazım. Öyle mi? Yemeyin. Hmm. Çiğ yemeyin. Çiğ yemeyin. Birazcık tamam. pişirin diye söylemek istiyorum. Hı hı. İkincisi yine bunu biz ne yaparız? Bunun kabuğunu asla atmayın. Bak televizyonlarda, Türk televizyonlarında bir ilki söylüyorum. Nasıl ki bu televizyonlarda biz her şeyi öğrendik. Unu, şekeri, yağı, tavuğu, pirinci, nereleri, kabukları, kelemi değil mi? Kerevizin saplarını atmıyoruz. Cevizin de kabuğunu atmıyoruz. Ve cevizi de anlatacağız şimdi. Kestane. Kestanenin de kabuğunu atmıyoruz. Kesinlikle bunun en faydalı hali... Mesela bizde bunu hiç közde yapmazlardı. Çok canımız çekerdi. Niye derdim? Oğlum derdi dedem, bunun kabuğunda derdi şifa. Bak, cevizin de dış kabuğu var... Hı hı. Cevizin bir de iç kabuğu var. Bunun da dış kabuğu var. Arkadaşlar orada gösterebilirler. Bunun dışında öyle bir zırh var ki hayvanlara yedirmiyorlar bunu. Bakın. O dış kabuğunu kaynatın. Kaynatın. Aynı cevizin dış kabuğu gibi boya sanayinde kullanılıyor. Renk vermek için.